Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size mutfağımda yemek tarifi vermeyeceğim. Kısa bir video ile hem kendimden bahsetmek istedim hem de teşekkür etmek istedim. Bugün kanalım 20.000 aboneye ulaştı. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bana güvenip abone olanlara, desteklerini esirgemeyenlere çok çok teşekkür ederim. Kısaca kendimden bahsedeyim. 1982 doğumluyum. Hatay İskenderun'da doğdum. Evlenip Almanya'ya geldim. İki tane oğlum var. Ve başka ev hanımıyım. Hiç çalışmadım. Hayatımda sadece 3 ay çalıştım. Dışarıda çalışmak hiç bana göre değilmiş. Biraz evcilim. Yani ev hayatı, ev düzeni benim için çok önemli. O zamanlar fazla düzenim kalmadığı için 3 ay dayanabildim. Başka düşünüyorum. Hani aslında benim hakkımda çok şey merak ediyorsunuz ama kamera karşısında oturunca insan neye cevap verebilir ki yani? O yüzden Instagram'da sorularınıza, bana sorulan sorulara cevap vereceğim. Hemen oraya bakıyorum ve kısaca hepsine yanıtlayacağım. Evet, çayımı aldım, telefonumu aldım ve soruları yanıtlamaya başlıyorum. İlk sorudan başlayacağım. Meral HKSV, yani ilk soru, o ilk soruya cevap veriyorum. Bu kadar hamarat olmaya kaç yaşında başladı? Bu kadar hamarat, yani bilmiyorum ama ben küçükken mutfakta olmayı, mutfakta iş yapmayı ya da yemek yapmayı, yani elim çok yatkın, seviyorum. Severek de yapıyorum. Küçükken annem de bize her şeyi yaptırırdı. Hiçbir zaman işte yapma kızım demezdi. Güzel olmasa bile motive ederdi. Yapabiliyorsun işte çok güzel olmuş diye dedi. Hiçbir zaman şevkimizi kırmadı. O yüzden de yapa yapa öğrendik. İkinci soruya geçiyorum. N.ElifCKC. Aslen nerelisin, şu anda neredesin? Hatay İskenderun'da doğdum, büyüdüm ama Antakya'da Yayladağ köyünde, Yoncakaya köyü bizim köyümüz. Ama ben İskenderun'da doğup büyüdüm, Hataylıyım. Şu anda Almanya'da Frankfurt'a yakın Erlenbach köyünde oturuyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Emre Esra Esma. Merhaba Hatice abla, nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ben nasıl bu kadar güzel yemek yaptığın halde zayıf kaldığını soracaktım. Ah, nasıl zayıf kaldım? Yani dikkat ediyorum. Yoksa öyle yiyip de kilo alan bir kilo almayan biri değilim. Yani yemeyerek zayıfım. Çok az yiyorum. Her şeyden çok tüketmiyorum. Bir poğaça yaptıysam ondan 10 tane oturup yemiyorum. Ya bir tane yiyorum ya yarım tane yiyorum. Asla ikiye çıkmaz bile yediğim. Yani spor yapıyorum. Çok spor yapan biriyim. Bir ara hatta evimizde içeride şimdi aletler bile var. Çok yürüyüş yapan, işte imkan oldukça pilatese gidiyorum, bir ara yüzdüm falan. Yani çok spor yapar, enerjik biriyim. Asla gündüz oturmam. Akşam otururum ama gündüz öyle televizyon karşısında oturup durmam. Evet, devam ediyorum. Diyetteki kız yazmış, beni evlatlık alır mısın? İki tane oğlum olduğu için kız çocuklarını evlatlık alırım. Çünkü kızlara karşı ayrı bir ilgim var, sempatim var. Hepsini çok seviyorum. Rabbim bütün isteyen herkese kız çocuğu nasip etsin. Hemen Aslı Fatih sorusuna cevap vereceğim. Maşallah çok önemli ama bazı şeyler okuyamıyorum. Utanıyorum. Yaptıklarını demek sevgini katıyorsun, yansıyor ve sayfanı hiç kapatma. İki ay sonra düğünüm var, yemekleri yapmak için lazımsa. İnşallah kapatmayacağım. Yani elimden geldikçe zaten burada olmayı çaba gösteriyorum. Güzel tarifler vermeye çalışıyorum. İnşallah diyelim. Allah'tan bir sorun çıkmasa devam edeceğim ve kapatmayacağım. Ay, boğazım kurudu. Çay da içeyim. Beni tanıyanlar bile çayı çok severim. Su da bol tüketiyorum ama her zaman için çay benim vazgeçilmezimdi. Kahveyle çok aram yok. Başka. Zeynep'in rüyası sormuş. Hem onca şey yapıyorsunuz hem de zayıfsınız. Lütfen sırrını benimle paylaşır mısın? Ağlarım valla. Hamur yemeyi özledim. Tatlı börek makarna yemek istiyorum. Yemiyorum. Ya aslında neler yiyeceğimizi bilirsek, nelerden ne kadar yiyeceğimizi bilirsek kilo problemi olmaz. Yeter ki çok enerji sarf edelim ama enerjimizden daha az yiyelim. O zaman kilo olmaz. Her şeyde yemeyelim yani şimdi. Gece yarısı dışarıya çıkıp yani istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. İstediğimiz kadar da yiyemeyiz. Biraz kısıtlarsak kilo problemi olmaz inşallah. Evet. Çok güzel şeyler yazılmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Okuyorum.
Evet, Neslihan Bülbül 27. O da nasıl böyle formda kalabildiğimi sormuş. Bu soruyu geçiyorum. Evet, çok güzel şeyler yazmışlar. Yolunuz açık olsun. Güzel şeyler yapıyorsun. Evet, biri güzel. Aycan, EYC'ne, Aycan oldu herhalde, nokta yaz sormuş. Canım çok gelsin maşallah. Hem de becerikli. Ben bu videolarla neyi hedeflediğini merak ediyorum. Çünkü çok emek var. İlla ki insan bir şeyler hedeflemiştir. Güzel soru. Aslında benim hiçbir hedefim yoktu başta. Bir sene önce bir arkadaşımın yani tavsiyesi, isteği, ben yoksa Instagram'a bile giren biri değilim. Daha doğrusu Instagram'ı bilmiyordum. Girdim, öyle tarifler paylaşmaya başladım ama videolu olarak. İlk tarifim de hatta içli köfteydi. Öyleyle video çekerek ve güzel yaptığım için herkes tarafından sevildi, beğenildi. Ondan sonra niye YouTube'da yoksun, videolarını daha uzun çekersin diye istek gelince YouTube'da çekmeye başladım. Açıkçası YouTube'da video çekmek benim için zorlu bir süreçti. Çünkü montaj yapmayı bilmiyorum, kamera, yani hiçbir bilgim yok. Hala da videolarımda çok eksiklikler var. Işık ayarını yapamıyorum, birçok şeyi yapamıyorum. Ama elimden geldikçe öğrendim. Yani ilk başa göre çok şey öğrendim. Eşimin kafasını şişirdim bu konuda. O kadar sabretti ki bana, o kadar öğretti ki her şeyi. Hatta ben çoğu zaman pes ettim ama eşimin desteğiyle çok şükür ki öğrendim. Neyi hedefliyorum? Tabii ki de birçok artık eskiden hobi olarak yapıyordum ama şimdiki öyle değil. Biraz daha çok kitleye ulaşmak istiyorum. Hatta kitap bile çıkartmak istiyorum. Evet, bu kadar büyük bir hedefim var. Çünkü görüyorum ki el becerim var. Bunu da güzel yansıtıyorum. Zaten yemeklerime güveniyorum. Evet. Sema Tiryaki 18. Yolunuz açık olsun ama aratmayın. Çok teşekkür ederim. Bu tarz çok çok şey yazılmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet, bir kişi tarif istemiş. Evet. Bir tane daha soru. Meryem Ünal, yemekleri kendi evinizde mi yapıyorsunuz? Evet, kendi evim, kendi mutfağım. Kendimize yaptığım yemekler. Çok nadir başkalarına yapıyorum. Hediye olarak. Öyle yani, sipariş olarak çok nadir. Bir ara yapıyordum. Yapmak istemiyorum artık çünkü çok yorucu. Bana göre değil. Yani evden sipariş yapmak çok yorucu bir şey. Çok çok fazla istek geldi. İnşallah bir gün kendi yerim olursa daha da iyi olur. Burası biraz hayal gibi. Hemen. Biri yazmış. Rabia Toprak. Çay güzeli Hatice abla. Gerçekten öyle. Güzel. Ben birkaç tane denedim. Çok güzel. Tamam. Ne size göre? Bir soru var. Cennet 1968. Başarınızın sırrı ne? Size göre. Bana göre başarımın sırrı ne? Bence iyi gözlem yapmam. Yani Instagram'a da girdiğim zaman kimseyi tanımıyorum, bilmiyorum. Önceden de bir fikrim yok yani. Sadece hani dedim öyle bir sayfa olsun ki, çünkü ben tariflere baktığım zaman illaki görsel görmek istiyorum. Hiçbir şekilde fotoğraftan bir şey anlamıyorum. Görsel olduğu zaman fotoğrafı ya da yapılışını gördüğüm an zaten beynime onu yazıyorum. Biraz gözlemlediğim zaman, gözlemledim. Ondan sonra kendime bir yol çizdim. Benim sayfam videolu olması lazım dedim. Ben böyle anlatmam lazım. YouTube'da da her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Hiçbir şeyi atlamıyorum. Benim için en önemlisi o. Kısa kısa yanıtlıyorum ki, yoksa maşallah bende bir çene var, hiç susmam. Evet, buna da yanıtlayacağım. Bunu da. Dida'nın mutfağı yazmış. Tebrik ediyor. Allah daim etsin diyor inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir kazanç elde ediyor musunuz bu paylaşımlardan? Instagram'dan daha cebime hiçbir şekilde kuruş bile girmedi. Hiçbir kazancım olmadı. Bu benim tercihim. Bunu söylüyorum. Sayfam çok büyük. Çok aktif. Yani çok 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 reklam geliyor. Ben kabul etmiyorum. YouTube'da tabii ki de bir kazancım oluyor. Çok şükür. Meryem Çelik yazmış. Çok teşekkür ederim. Severek takip ediyormuş.
Evet. Nefel yazmış. Nefel arkadaşım. Teşekkür ederim ona. Darısı başıma. Amin diyorum. Kendisinin de YouTube sayfası var. Başka. Çok güzel şeyler yazılmış. Nimet Altun 3 sormuş. Benim en çok merak ettiğim bu kadar hamur işi yapıp da hiç kilonuzun olmayışı neden? Yaptığınız pastaları, börekleri kim yiyor? Kim mi yiyor? Kameranın arkasında olan yiyor. Yani kim yiyecek? Evde 3 tane erkek var. Yani şimdi kadınlara göre erkekler daha çok yiyor. Eşim işe de götürüyor. Çocuklarım maça gidiyor. Ayrıyeten arkadaşları götürüyorum falan. Yani yeniyor. Bir şey yapıldıktan sonra yenir. En az ben yiyorum. Orası kesin. Ama yani bütün yiyenlerin şeyi eşim. Hepsini eşim yiyor. Evet. Başka. Bir tane arkadaş yine sormuş. Feride Bezem Ulaş diye. Hatice'ye sigara içip içmediğini merak ettim. İçmiyorum. Asla içmem. Nefret ediyorum. İnşallah eşim de içmez. İçiyor. İçiyorsun. İnşallah içmem. İçmem tabii. Yani büyük konuşmayayım. Sigaradan nefret ediyorum. Kokusundan hiçbir şeyini sevmiyorum. Eşim de aslında bırakmak istiyor ama bırakamıyor. Zübeyde Mutfak yazmış. Zübeyde'cim. Hocam sen güzel hocam. Sorum yok. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum. Evet. Soruları hemen yaşına göre maydı çok güzel. Kursa gittim. Bu soruya cevap vereceğim. Gelin adayımız yazmış. Güzel şeyler yazmış. Teşekkür ederim. Oraya iniyorum. Soruya geçeceğim. Kursa gittin mi ya da aileden geçen bir şey mi bu? Nasıl bu kadar geliştirebildin kendini? Biz yeni evlenecek olan gençlere mutfak için önerilerim varsa can kulağıyla dinlemeye hazırız ablacığım. Allah nazarlardan korusun seni. Teşekkür ederim. Amin. Kursa gitmedim. Hiçbir kursa gitmedim. Acaba genetik mi olabilir? Biz 4 kız kardeşiz. Yani 3 oğlan, 4 kız. 4 kız da aslında hepimizin lezzeti çok iyidir. Ablam çok güzel yapar yemek. Kız kardeşim, en son evlenen en küçüğümüz olan bile maşallah çok güzel yapıyor. Yani olabilir, genetik olabilir. Genetik bence de. Annem de çok, eli çok lezzetli annemin. Her yaptığı yemek mükemmel olur. Bence genetik olabilir. Evet, yeni evlenecekleri mutfak için. Yani yapa yapa öğreneceksiniz. Tecrübe lazım. İlk yaptığınızdan bir şey güzel olacak diye yani bir kaydı yok. Tecrübeyle daha iyi yaparsınız. Ben de ilk yaptığım zaman, ilk evlendiğim zaman hatırlıyorum da yani çok çok şey bozdum. Güzel olmuyordu. Ama yapa yapa öğrendim. Ben de evlendiğimde içli köfte yapmayı bilmiyordum ama yapa yapa yani kafaya koydum yapacağım dedim. Yaptım. Yeter ki bir şey isteyin. Ve ilk olmayınca da hayal kırıklığına uğrayıp ay ben yapamıyorum. Yani bu kelimeyi kafanızdan atın. Ben yapamam, ben yapamıyorum. Benim yaptığım güzel olmaz. Niye güzel olmasın? Olur tabii. Yapın, devam. Bir dakika, çay içeyim. Vallahi boğazım kurudu. Ben çok konuşunca sesim kısıldı. Evet, çok güzel şeyler yazmışlar. Bir arkadaşın sorusunu. Ayşe C.Y. 4. Yaptıklarınızdan yiyor musunuz? Ben korkumdan çok kalorili şeyler, çok cezbedici şeyler yapmıyorum. Sırrınızı paylaşın lütfen. Yaptıklarınızdan yiyor musun? Her yaptığımdan yemiyorum. Yani bazen hiç tatmadıklarım bile oluyor. Bir ara hiç, yani çok düşkün değilim. Tatlıya düşkünümdür ama hamur işine, yemeğe çok düşkün değilimdir. Günde mutlaka güzel bir kahvaltıyla güne başlarım. Asla kahvaltısız güne başlamam ve istediğimi yerim. Ondan sonra hep daha az yerim. Evet. Evet, yine nasıl zayıf kalıyorsunuz? Evet, çok kişi sormuş bunu. Evet. Evet, çok kişi aynı soruları sormuş. Bir soruya gelelim. Nazlı Özdemir 38 sormuş. Bu tarifleri nereden öğrendiniz ya da kimden öğrendiniz? Hiç kimseden öğrenmedim. Yani zaten şöyle bir şey. Biraz mutfakla ilginiz olduğu zaman bir kekin içine neler girdiğini bilirsiniz. Bir poğaçaya neler girdiğini bilirsiniz. Sadece ona ekstralar katınca mesela bir kek zaten tarifi bellidir.
sen ona fındık koyarsan fındıklı kek olur. Yani bir poğaçaya atıyorum, ne bileyim yani, ya değişik, her şey aynıdır, tarifler hep aynıdır. Sadece birkaç değişik şeyleri vardı. Hiç kimseden öğrenmedim. Baka baka, göre göre. Birinde yedirmiş hoşuma gidiyorsa tarifini alırım, sorarım. Yani meraklıyım bu konularda. Hatay'ın neresindensiniz? Onu yanıtlamıştım. Serpil Tuma, Tume sormuş. Onu yanıtlamıştım. Evet, bu soruya cevap vereyim. Hatice Nuran, adaşım sormuş. Herkese sıcak bir etki bırakmışsınız. Ben de olduğu gibi teşekkür ederim. Burcun ne? Nerelisin? Ailede marifetli kimdi? Ondan almışsın gene. Şimdi Burcu 6. ayda doğdu. 1982'de 6. ayda. Yani ikizler Burcu'yum. Burcumun özelliklerini de taşıyorum. Biraz yengeç de özellikleri var bende. Neresin? Hataylı. Bunu söylemiştim. Ailede marifetli kimdi? Vallahi ailede, yani benim babam da çok çalışkan, annem de çok çalışkan. Yani biz onlar gibi olamayız zaten. Maşallah ikisi de hiç durmaz. Bilmiyorum ki. İnşallah annem gibi olabiliyorumdur. Yani annem daha böyle, ne bileyim, bence çok çalışkan yani. Kimdi onlar? Yani inşallah annemlerdir. Celal, Kübra, Ömer. Evet, çok teşekkür ederim canım. Öpüyorum seni. Kakule Mutfak canım, sana da teşekkür ederim. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Bir de kimler? bir soru gelmiş. Bizimle lezzetler sormuş. YouTube'a yüklediğin tariflerden para kazanıyor musunuz? YouTube'da yüklediğim videolardan para kazanıyorum herkes gibi. Her tıklanmada para geliyor, belirli bir tıklanmada. YouTube'da olanlar bunu bilir zaten. Araştırırsanız da görürsünüz. Senel Sema sormuş. Hep var mıydı sizde mutfak merakı? Ben de istiyorum çeşit çeşit yemek yapayım. Ama mutfakta çok vakit kaybetmek beni sinir ediyor. Nasıl sizin gibi olabilirim? Vallahi bilmiyorum. Mutfakta olmak beni sinir etmiyor. Aksine çok da mutlu oluyorum. Yani bilmiyorum, bu bir yani hep vardı bende mutfak merakı, bir şeyler yapmak, bilmiyorum, hep vardı bende yani, bu benim içimden gelen bir şey. Yine biri sormuş, nasıl zayıf kalıyorsunuz? Ay ay ay, çok teşekkür ederim, çok güzel şeyler yazılıyor ama nasıl herkese cevap vereceğim, harbiden nasıl böyle hamarasın, tarif vermeye teşekkür ederim. Bir tane soru, Hatice Gül adaşından. Bu arada beni çok, Hatice çok takip ediyor. Hatice yani isminden dolayı herkes sağ olsun. Ya ben seni, Hatice güldü bu. Ya ben seni çok sevdim abla. Başarın, devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım. Kaç yaşındasın? Çocukların var mı? Eşin bu işlerle uğraşmanda yardımcı oluyor mu? Onu söylemiştim. Son soruya gelelim. Eşim yardımcı oluyor mu? Yardımcı oluyor. Zaten yardımcı olmasa mümkün değil, yapamazsın. Bunu her zaman için söylüyorum. Gerçekten olmaz yani. Burada eşinizin desteği olmazsa olmaz. Ben ilk başladığım günden bazı günler yemeği beklemek zorunda kalıyor. Video çekiyorsun, resim çekeceksin. Yani onların beklemesi lazım. İşte şimdi mesela YouTube'da video çektiğim zaman bazı günler montaj yapıyor. Zaten ilk günleri anlatmıyorum bile. Sabırla bana defalarca anlattı öğrenmem için. Şimdilik de bazı günler bana yardımcı olmak için kendisi montaj yapıyor. Yani anlayışlı olması ve yardımcı olması çok önemli. Hamdiye Tuana yazmış. Etli yemekler tarifi istiyorum. Malum Ramazan geliyor. Sürprizim olacak Ramazan'da. İnşallah tarifler gelecek Ramazan'a özel. Şimdilikten hazırlıklara başladım. Teşekkür ederim. Tebrikler. Hatice Du, yine adaşım, yazmış. Biraz salata ağırlıklı tarifler fazla olursa sevinirim kendi adıma. Şimdi inşallah tabii her şeyden veriyorum ben. Sayfamda hep çorba da var, salata da var, yemek de var, hamur işi de var. Ama bazı tariflere ağırlık veriyorum. Çünkü onlar daha çok isteniyor diye. İşte hamur işleri gibi, o tarz. Kaç yaşındasın? 33 yaşındayım, onu söylemiştim. Evet, çok sadece sorulara geçmek istiyorum ama bu soruya cevap vereyim.
Emi 50-11 yazmış. Hatice Hanımcığım. Şimdi çoğu kişi bana Hatice Hanım, Hatice Hanımcığım diyor ya. Aklıma bir şey geldi. Kız kardeşlerim de benimle dalga geçiyorlar hep. Hatice Hanımcığım nasılsınız Hatice Hanımcığım diye. Evet, böyle bir şey aklıma geldi şimdi. Sizin bir gününüz nasıl geçiyor genellikle? Avusturya'dan selamlar. Aleyküm selam benden de size. Selamlar. Nasıl geçiyor? Uyandığım gibi. Zaten uyanınca öyle ev işi şu bu yapmam ben. Yani kahvaltımı yaparım önce. Öncelikle güne kahvaltıyla başlarım. Her zaman. Çünkü çalışmıyorum zaten. Evdeyim. Belirli bir düzenim var. Kalkar kalkmaz da iş yapmam. Kahvaltımı yaparım. Şimdikinden bahsediyorsanız, yani çocuklarım bir de geldiği için öncelikle yemeğimi hazırlarım. Video çekeceksem çekerim. Video çekerken arada evi toparlarım. Ondan sonra yemeğimi yaptıktan sonra işte alışveriş her zaman ben yaparım. Bir yere gideceksem giderim. Yani öyle hiç durmam. Evet. Fiyomar yazmış. İnşallah kısa zamanda kitabınızı da yayınlarsınız. İnşallah. Çok isterim ama o bir hayal tabii. Evet, bu soruları vermiştim. Evet. Biri sormuş Tars Woman diye. Kanalınızda Türkcell reklamı çıkıyor. Para kazanıyor musunuz oradan? Reklamları izleyelim mi? Eğer para kazanıyorsanız izleyeceğim. Çünkü reklam çıkınca ben atlıyorum. Şimdi buna da tabii cevap vereyim. O reklamlarla bizim ilgimiz yok. Boğazım kurudu. Su içmem lazım. Reklamlarla benim ilgim yok. YouTube bunu direkt koyuyor zaten. Hani ne reklamı geldiğini bilmiyorum. Tabii ki de reklamlara bakarsanız daha çok para kazanırım. Bir gün Hatice'nin lezzetli bir tabalayı Türkiye toprakları içerisinde görebilecek miyiz? İnşallah. Buna da cevap vereyim. Merve Özer Konya yazmış. Merhaba abla. Bir gün Hatice'nin lezzetleri diye bir tabelayı Türkiye toprakları içerisinde görebilir miyiz inşallah? İnşallah diyorum. İnşallah. Yani çok isterim. Keşke. Hiç tereddüt uygulamıyorum. Selma 01. Maşallah şu karmasamarasınız. Hiç üşenmiyorsunuz. Bu enerjinizin sırrı var mı? Yani yok. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yine aynı kişi Selma 01 daha önceden sormuş. Kaç yaşındasınız onu söyledim. Almanya'da ne zaman geldiniz? 1999 yılında evlendim. O senesi geldim. Ve biraz kendinizi anlatın demiş. Yani kısaca anlatayım. 1999 senesinde geldim. 2000 senesinde ilk oğlum, yani büyük oğlum doğdu. İkinci ayda. Ondan sonra zaten... 2 sene sonra ehliyet aldım. 2,5 sene sonra ehliyeti eşim elimden tuttu ve dedi ehliyetini alacaksın. Götürdü beni. 3 ay içinde ehliyetimi aldım. Yani eşimin sayesinde aldım, onun desteğiyle. Her gün benimle ders çalıştı. Yoksa yapamazdım zaten. Öyle ehliyetimi aldım. Ondan sonra ikinci oğlum doğdu. Derken çocuklar, yani ilk 5-6 sene çok buraya adapte olamadım. Ki benim gibi gelenlerin çoğu öyleydi. Zaten Almanca yok, dil yok, hiçbir şey anlamıyorsun. Çok zordu yani. Şimdiki gelenler bizden çok daha iyi. O zamanlar yani zordu. 5-6 sene zordu. Ondan sonra biraz her yere alıştım. Herkese alıştım. Evet, çok teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür. Vallahi o kadar soru var ki. Kime cevap vereceğim? Şimdi bak, üzülüyorum şimdi cevap vermediklerime de. Şimdi öyle bir şey de var. Videoda çok uzayacak. Ne yapacağım ben şimdi? Aydan bir yazmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam canım. Sizi severek tarif mutlaka her gün merak ediyorum ne yaptınız diye. Çok teşekkür ederim canım. Vallahi biri yazmış. Neşe Emre Elif Mintaha. Teyzeme çok benziyorsunuz. Hem görüş hem karakter olarak iyi biri olduğunuz öyle belli oluyor ki konuşmanız davranışı samimi geliyor. Evet, ne güzel teyzenize benzettiğiniz için. Başka.
Çok güzel şeyler ama özellikle sorulara cevap vereceğim. O yüzden sadece sorulara bakıyorum. Sizi de bekletiyorum. Aslında bir su alsam devam ediyoruz. Suyumu içtim. Bakıyorum. Temiz becerikli. Asya'm, dünya'm diye takipçim yazmış. Temiz becerikli bir hanımsınız. Sizden ricam lütfen buradan reklam almayın. Video eklediğinizde direkt bildiri geliyor bana. Hepinizi izliyorum. Allah yolunuzu battığınızı açık etsin. Çok teşekkür ederim. Instagram'da yani şimdilik reklam almıyorum ama bu almayacağım anlamına gelmiyor. Bir senedir almıyordum. Böyle bir karar almıştım. Ama şimdilikten sonra alıp almayacağımı bilmiyorum. Yani almam derim sonra bir şey olur yaparım. Ya arada bir reklam vermenin aslında bir zararı yok. Kötü bir şey değil. Güzel, doğru videolar olduğu zaman sorun yok yapanlara da. Yani bir şey olmaz. Sonuçta bu emeklerinin karşılığını alıyorlar. Burada bir emek ediyorsun. Aslında bunda bir şey yok. Tabii ki de kararında olması lazım. Saçma sapan reklamlar değil. Evet. Başka? İknur Tekbaş yazmış. Selam. Bugün yaptığınız poğaçalara baktım da hepsini bitirebiliyor musunuz? Ben yaptığımda 3-2 buzluğa giriyor. 3'te 2'si buzluğa giriyor. Hepsini bitirebiliyor muyuz? Ya ben bazen yaptığım zaman olduğu gibi bir yere gidiyor. Yani biz yemiyoruz bile. Bazen buzluğa atıyorum. Yani belli olmuyor. Bitiyor yani tabii ki de hiçbir şey ziyan olmaz bizim evde. Ben hiçbir şey ziyan etmem. Sultan 6807 tarifleriniz harika. Çok teşekkür ederim. Fatma CNR. Fatma kardeşim onu çok seviyorum. Buradan çok teşekkür ederim ona. Canım benim seviyorum seni. Kitaplarla Çocuk Dünya yazmış. Ellerin dert görmesin canım benim. Teşekkür ederim. Seni en mutlu eden şey nedir? Beni en mutlu eden. Aslında çok şey var da. Yani ya şimdi bir şey yani insanın ya sağlıklı olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak evinde. Ya en mutsuz eden şey dersem yani gurbette olmak, aileden uzak olmak. Öyle yani ama çok şükür her halimize yani mutluyum. Şimdi bir şey böyle bir şey demek doğru gelmedi şimdi bir şeyin adını söylemek. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayşegül Tekiner yazmış. Çok teşekkür ederim canım öpüyorum seni. Ben de seni seviyorum. Yine bir adaşımdan soru. Hatice Soytürk Bazel. Ne sorsam heyecan yaptım diyor. Hiç üşenmiyor musun yaparken temizlik çocuk zor değil mi? Püf noktası varsa bize de söyle. Yani eğer her şeyi bir plana koyarsanız aslında hiç zor değil. Niye zor olsun ki? Hiç üşenmem. Zaten üşengeç bir insan değilim. Hiperaktifimdir, çok hareketliyimdir. Ve hızlı iş yaparım. Yanımda yavaş iş yapanı hiç istemem. Ondan sonra üstünde bir tane Almanca bir soru. Zaosen Gassama gibt die Videos und Rezepte auf Deutsch. İşte bu kardeşiniz bilmiyor Almanca. Almanca yazmış. İşte videonuzu da hani şeyleri Almanca verir misiniz tarifleri diyor. Veremiyorum çünkü Almanca yeteri kadar bilmiyorum. Anlıyorum. Az bir şey de konuşabiliyorum ama öyle hani tarif yazacaklar bilmiyorum. Zaten hem Türkçe hem Almanca, İngilizce falan yazamam öyle çok zor. Evet, birkaç soruya daha cevaplayıp bitireceğim çünkü çok uzun oldu. Evet. Bir tane daha Almanca gelmiş. Çok teşekkür ederim. Ay, kolay güzel şeyler yazıyor ki. Hepinize çok teşekkür ederim. Kuzide Sogut Lugon Tay. İşin rast gelsin diyor. Teşekkür ederim kardeşim. Neresinde yaşıyorsun? Bu arada ben de Antakyalıyım. Hemşerim yazmış. Erkan Birgül. Hemşerim Almanya'da. Frankfurt'a yakın. Yarım saatlik bir yolda. Yani Erlenbach köyünde yaşıyorum. Siz mi üretiyorsunuz? Ayşe Özdemir 6891.
Sıfır. Bu kadar güzel tarifler nereden siz mi üretiyorsunuz? Yani bildiklerimi yapıyorum. Bakalım başka. Evet, çok güzel şeyler var. Vallahi nefis tarifler. Özlemcim yazmış. Canım benim, çok teşekkür ederim. Gönüllü mutfak. Gönüllü mutfak canım. Sana da çok teşekkür ederim. Evet. Bitiriyorum burada. Çünkü çok var ve bir tane daha var. Menekşe Gökhan Bir şu an kremalı poğaça tarifinizi yaptı ve şimdi yiyoruz diyor. Afiyet bal şeker olsun. En çok beni burada mutlu eden, aslında motive eden şeylerden biri de bu. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Bana geri dönüşleriniz, yani ben bir tarifi verdiğim zaman eğer karşıdakiler yapıyorsa ve bunu bana söylüyorsa, inanın o kadar mutlu oluyorum ki, işte diyorum demek ki doğru tarifi yapıyorum, doğru uyguluyorum, doğru anlatıyorum, doğru yoldayım. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Yani sizin geri dönüşleriniz belki sizin için çok ufak bir şey ama benim için, benim devam etmem için çok büyük şeyler. O yüzden bu incelikte bulunup bana yorum yazan, geri dönüşte bulunup hele hele resim çeken herkese çok teşekkür ederim. Nazar değmesin diyor biri. Evet evet, çok teşekkür ederim hepinize. Evet, bitireceğim yani arkadaşlar. Çok daha da var ama bir tane daha var. HTC B. Abla merak ediyorum. Acaba kendin yemek tatlı tarif kitabı yazmak ister misin ileride? Her şey için çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Senden çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. İsterim tabii, imkanım olduktan sonra neden istemeyeyim? İnşallah. Evet. Bitiriyorum burada çünkü çok uzun oldu. Telefonumun şarjı da bitiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah videomu izlerken sıkılmazsınız. Eğlenceli bir video oldu bence. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.